Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ruhunuzu hayırlı eylesin Sufilerin bir adabı, bir erkanı da Allah'ın şu sözüyle Muhammed Mustafa'ya salılar ve selam hazretlerine öğrettiği edeb. En'am suresi ayet 54 ve şu sözleriyle öğrettiği edeptir. Ayetlerim hakkında tartışmaya dalanları görünce başka bir söze geçmelerine kadar onlardan yüz çevir. En'am suresi ayet 68. Yine Allah'ın öğrettiği edep, yetimi azarlama. Yine Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği edep, sabah akşam Rablerine yalvaranları kovma. Yine ayet-i kerime ile öğrettiği edep, sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber oturmaya sabret. Bunlar Allah'ın kitabında diğer ayetlerle öğretilen adab ve ahlak. Bütün ayetleri buraya almak sözü uzatır. Bu kadarlıkla yetiniyorum. Ayrıca söz uzamasın diye bu eserde bütün senetlerini almadım demiş Sülemi Risalesi'nden. Kıymetli dostlar, Sufinin adabı, ahlakı, Sufinin edebi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakı ve edebi olmalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakı ve edebi, Hazreti Ayşe validemizin deyimiyle, siz Kur'an okumadınız mı? Hazreti Peygamber'in ahlakı, Kur'an'ın ahlakıydı dediği ahlaktır. Sufi adab ve erkanı, Sufinin yolu, Kur'an ve sünnet de yoğrulmalı. Kur'an ve sünnet dairesinde olmalı. O zaman bizim adablarımızdan birisi Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin üzerinde tartışanlarla tartışmaya girmek değil. Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle sabit olan şeyleri tartışanlardan uzak durmak. Bu imanı muhafaza etmek. Vesveseden korumak, şeytanın desisesinden korumak, şeytanlaşmış insanların vesvese, desise, fikir, düşünce, her türlü saldırılarından uzak durmak için insanın kendisini koruma noktasıdır. Sufi kendisini bu boş tartışmalardan uzak tutar. Allah'ın ayetlerinin üzerinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerinin üzerinde tartışanlar var ise, bunların üzerinde ileri geri konuşanlar var ise, onları dinlemek günah-ı kebairdendir. Onları bu noktada, onlarla tartışmaya girmek de günah-ı kebairdendir. Sufi asla ve asla Allah'ın ayetleriyle, ayetlerini tartışanlarla oturup tartışmaz, onları da dinlemez. Sufi asla ve asla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetiyle, adabıyla, ahlakıyla, erkanıyla, her şeyiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde tartışanlarla oturup tartışıp onlarla laf diyaloğuna girmez. Onlardan kendisini terk eder. Öbür, sonradan gelen ayet-i kerimelerde sufilerin ne yapması gerektiği vardır. Bu nedir?
sen nefsini zikredenlerle beraber oturmaya terk et. Sen Allah'ı zikredenlerle beraber ol. Zikredenlerin yanında dur. Çünkü Allah'ı zikredenler imanın kemaline ermiş insanlardır. Allah'ı zikredenler Allah'ın zatıyla alışverişte bulunan insanlardır. Allah'ı zikreden insanlar Allah'a aşık olan insanlardır. Allah onlara aşıktır, onlar da Allah'a aşıktır. Kim zikrullah meclisinden uzaklaştı, kaçtı, onda münafıklık alameti vardır. Kim zikrullah'tan uzak durdu, onda münafıklık alameti vardır. Zikrullah meclisi içinde münafıklık alametlerini devam ettirenleri içinde barındırmaz. Bu bir potanın, bir demiri eriten, madenleri eriten bir pota düşünün. O potanın dışına curuflarını atması gibidir. İçinde özlük kalır. Curufunu hep atar. Hep yeni madenler potanın içine girer. O yeni madenler potanın içine girdiğinde ya onlar kendilerini düzeltirler ve temizlerler, orada özlerini ve asıllarına dönerler ya da curuf halinde potanın dışına çıkarlar. Ve ehli hakikat dünyası bunlarla doludur. Nasıl ehli hakikat bunlarla doludur? Hakikat yolunda dışarı çıkanlarla doludur bunlar. Bunlar kimin nerede dışarı çıkacağı belli değildir. O yüzden bunun işareti, bunun delili Allah'ı zikredenlerle beraber olmaktır. Allah'ın ayetlerinin tartışılmadığı, Allah ayetlerinin hafife alınmadığı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadislerinin ve hayatının sünnetlerinin hafife alınmadığı yerde mukim durmak, orada devamiyet kesmetmek imanın tecelliyatıdır. Bu Allah'a aşıklığının, Allah'a dost olma yolunun tecelliyatıdır. Bunun tecelliyatı ancak zikredenlerle beraber olmaktır. Bunun tecelliyatı ancak fakirlerle, yetimlerle, öksüzlerle, kimsesizlerle beraber olmaktır. Bunun tecelliyatı ancak zikrin kokusuyla kokulanlarla beraber olmaktır. O zikrin haliyle hallenenlerle beraber olmaktır. Kim zikir meclisinin haliyle hallenmedi, kim zikirden uzak durdu, zikir meclislerinden uzak durdu, o şeytanın desisesine, şeytanın vesvesesine kanıp şeytanın midesinde oturan kimsedir. O kimse şeytanın desisesine ve midesine oturmuştur. O şeytanın yolundadır. O şeytanın izindedir. O şeytanın haliyle hallenmiştir. O şeytanın kendi içerisindeki yolunu, şeytanın kendi içerisindeki konumunu kendi içerisinde benimseyip orada devam edenlerdir. Çünkü zikirde sabit kılmak, zikir halakalarında sabit kılmak, zikir halakalarında durmak, cennet bahçelerinde durmaktır. Madem ki zikir halakaları cennet bahçesi, cennet bahçesinin dışındaki yerler cehennem gayyasıdır. Ya kimse cennet bahçelerinde cennet bahçelerinde dolaşıyordur, ya da o kimse cehennemin gayyasında dolaşıyordur. Ortası yoktur. Ya cennet bahçesindedir, ya Allah'ı zikirle o kimse mahmurdur, ya da cennet bahçesinde değildir, Allah'ı zikretmediği için viranedir. Bunun ortası yoktur. O yüzden sufiler Allah'ın zikredildiği meclislerde mukim durmak. Kıymetli dostlar, insanlar gelir geçerler, gelir geçer. Yollar bakidir. Mustafa Ünba gelir geçer. Mustafa Ünba Şeyh-i Abdullah Efendi'nin geçtiği gibi Mustafa Ünba da geçer. Abdullah Efendi'nin Şeyh-i Hacı Mustafa Efendi Hazretleri'nin geçtiği gibi Hacı Ebu Bekir Baba da Hacı Alaydar Efendi geçmiştir. Bütün zatlar gelip geçerler ve mezarlıklar olup gelip geçmeyecekmiş gibi duran zatlarla doludur Emir Sultan Hazretleri gibi, Üftad Hazretleri gibi. Onların şu anda hala da anılmalarının sebebi yollarıdır. Onlar sufi yolundan yürümüşlerdir. Onlar Allah'a aşıklık yollarından yürümüşlerdir. Onlar Allah'a dostluk yolundan yürümüşlerdir ki hala da ayaktadırlar. Eğer Allah'a dostluk yolundan gitmemiş olsalardı,
zikredenlerle nefislerini orada tutmaya doğramamış olsalardı. Zikredenleri muhabbetle kucakladıklarından dolayı oradalar. Eğer öyle olmamış olsalarında adı sana anılmazdı. O zaman sufi adamı, şurada sözümü oraya getirmek istemiştim. Kim giderse gitsin, sizler son nefesinize kadar zikir halkalarında muhkim kalın. Şeyhiniz kim olursa olsun, üstadınız kim olursa olsun, mürşidiniz kim olursa olsun, ne zaman ki zikir halkalarını terk ettiniz, bilin ki nefsinize uydunuz, şeytan sizi aldattı. Bunun suçlusu sizsiniz. Yok zakir bana yoğun baktı, yok çavuş bana düz baktı, yok işte zikir yaptıran şöyle yaptı, yok bana oradan kalk buraya otur dedi. Yok beni sevdiydi, yok beni sevmediydi, yok benim dersimi aldı, yok benim dersimi almadı, yok yan yattı, yok çamura battı, yok bir yanda şöyle gördüm, yok bir yanda böyle gördüm, yok bu mürşitti, yok bu değildi, vallahi de billahi de nefsine uydurdum bunların hepsine. Şeyhi kamil olmamış olsa dahi o kimse zikir halakasında olursa, Kur'an ve sünnete de uyarsa o kurtulmuş herhalde. Allah onu boş bırakmaz. Allah onu meydanda bırakmaz. Allah onu orta yerde bırakmaz. Kim ki Allah'ı zikretti, Allah onu zikretti. Kim ki zikir meclisinde bulundu, Allah onu daha yüce bir mecliste bulundu. Orada anladı. O yüzden sufinin edep ve adab noktasında hiç terk etmeyeceği bir şey bunlar unsurlardır. Bir, zikir halakasını terk etme. İki, zikri terk etme. Üç, zikir halakalarındakileri eksik, nakıs, noksan görme. Dört, yetimi, kimsesizi, fakir, fukarayı koru ve kolla. Onlara tepeden bakma. Fakirlerle beraber olmayız, nefsine terbiye, nefsini doğma. Nefsini doğma. Parayı bulabilirsin, Allah seni dünyayla imtihan edebilir. Asla zikir alakanı terk etme. Ne kadar zengin olursanız olun, zikir alakanızı terk etmeyin. Ne kadar bela, musibet, sıkıntı, dert başınıza gelirse gelsin, halakin zikrullahı terk etmeyin. Orada dimdik durun. Hastasınız, yatandasınız. Kardeşlerinize telefon açın. Ben hastayım, yataktayım, beni zikrullah halakasına götürür müsünüz bizi abi? Bitti. Kardeşleriniz sizi sevdede zikrullah halakasına getirsinler. Battaniyeye sarıp getirsinler. Orada arkada yatsan. Bir arkadaş öyle demiştim ben. Ölürdün en fazla orada dedim. Ölürdün en fazla. Hani sufiydin ya. Hani zikrullah halakasında ölmeyi hedeflediydin ya. Hani sufiydin ya. Zikrullah halakasında son nefesini vermeye hedeflediydin ya. Hasta olunca neden durur sufiler evlerinde akıllı erdiremez? Zikrullah halakasında ölmeyi hedefleyen bir sufi, soğuk algınlığından dolayı evden çıkmıyorsa davasının yalancısıdır. Zikrullah halakasında ölmeyi hedefleyen bir sufi, hava sıcaktı, hava soğuktu, hava karlıydı, hava muzluydu, hava nemliydi, hava yağışlıydı, işim vardı, gücüm vardı, hastaydım, kahanım hastaydı, çocuk hastaydı, anam hastaydı, babam hastaydı. Dayım geldiydi, teyzem geldiydi, yok eniştem geldiydi, yok dayımın dığdısının dığdısı bize misafir geldiydi değil. Derse gelmiyorsa davasının yalancısıdır. Davasının yalancısıdır. Her dava şahit ister. Delil ister. Zikrullah halakasında son nefesini vermek isteyen bir kimse halak-ı zikrullah'tan bir nefes dahi olsa ayrılmayacak. Ayrıldığı anda büyük bir günah kebair işlemiş gibi hissedecek kendisini. O yüzden halak-ı zikrullah'ta devam etmek bizim sufi adatlarımızdan en önemlisidir. Ve
yetimleri görüp gözetmek, dulları görüp gözetmek, kimsesizlerin kimsesi olmak, sufi adabının en önemli özellikleridir. Dini tartışır hale gelenler, dini tartışanlar, onlardan uzak durmak sufi adabıdır. Din tartışılmaz, yaşanır. Namaz kılmayanlar din tartışıyorlar. Oruç tutmayanlar din tartışıyorlar. Ayet-i kerime okumayanlar din tartışıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinden uzak olanlar din tartışıyorlar. Ömürlerinde alınları secdeye gitmeyenler din tartışıyorlar. Dini tartıştıklarının sebebi şu, alınları secdeye gitmiyor ya, bütün herkesin alnını secdeye götürmemek dertleri. Hayatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine tabi olmayanlar, Peygamberin sünnetini tartışıyorlar. Sufiler bunlardan uzak dururlar. Bu tartışmalara girmezler. Ve tartışanlardan da uzak dururlar. Tartışma ortamını meydana getirenlerden de uzak dururlar. Evlerinizde, iş yerlerinizde, sokakta, kahvede, bacada, akraba toplantılarında, mahalle toplantılarında görürsünüz. Sizin sufi olduğunuzu bilirler. Bildikleri için tartışma ortamı açarlar. Sakallılara laf söylemek isterler, cübbelilere laf söylemek isterler, sufilere laf söylemek isterler, dervişlere laf söylemek isterler, şeyhe laf söylemek isterler, şeyhlere laf söylemek isterler. Tartışacaklar. Konuşmayacaksınız. Geçivereceksiniz yan odaya. Uzak duracaksınız. Kalemi de almayacaksınız. Kalemi de almayacaksınız. Hiç ama. Onlar dönüp size karşı bunu söyleyecekler, tebessüm ettiniz, kaynağı almayacaksınız. Bir daha bir şey derlerse, ayet-i kerime, sen cahilleri gördüğünde onlara yüz çevir onlardan. Yüz çevir, cahil. Dini tartışanlar cahil insanlardır. Kitap okuduklarına bakmayın, profesör de olabilirler. Cahil insanlar, din tartışılmaz, din yaşanır. Din tartışılmaz, inanılır. Din tartışılmaz, iman edilir. İnanmıştır, inanıyor. Bitti, inan sahibi. Nesini tartışacak? İman etmiş. O zaten tartışmaz ki. İman ettiyse görür gibi yaşıyor. İman etmiş, görür gibi yaşar. O hiç tartışmaz zaten. O hiç tartışmaz. O yüzden bizim adablarımızdır bunlar. Bu adablarımız tutulan inşallah. İnşallah bu adablar çerçevesinde kardeşler kendilerini dizayn eder. Ve bu yolu gelecek kuşaklara aktarır. Bizim derdimiz sadece kendimizi kurtarmak değil. Bizim misyonumuz Kur'an ve sünnet dairesinde bir sufiyi, Kur'an ve sünnet dairesindeki bir tasavvuf hayatını ve düşüncesini şehrin göbeğinde insanlara yaşatmak. Bunun yaşanır olduğunu göstermek. Bunun yaşanabileceğini göstermek. Ve bütün gündüzleyin, bütün hengamesinden gece zikrullah halakasına oturarak da o hengamenin kirlerini ve izlerini silmek. Zikrullah halakasına oturarak da ertesi haftaya, ertesi güne yenilenmiş bir şekilde kalkmak. İnşallah. Allah bizi bu adablarla adablananlardan eylesin. Bu edeplerle edeplenenlerden eylesin inşallah. Ramazan'ın olumluluk tekrar mübarek olsun. Amin. Öyle kendimce bu sene niyet ettiydim. Dedim ki Perşembe akşamları toplu bir şekilde hiç olmazsa dervişlerle beraber Allah'ı zikredenlerle beraber teravih namazı kılalım. İnşallah öyle Ramazan çıkınca kadar böyle kısa sohbet, teravih namazı, kısa bir zikirle İnşallah Ramazan'ımızı böyle geçirmeye niyetlendim. Allah inşallah niyetlerimizi, ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin. Amin. O yüzden kardeşler teravihin en sahih
miktarı 8 rekattır. Hadis-i şeriflerin çoğunluğundan bazı arkadaşlar neden 20 kılınmadı da 8 kılınmadı diye bir iki bana böyle soru sorar ya işte bu noktada sebebi hikmetini soranlar oldu. En sahih olanı 8 rekattır. En azı 2 rekattır, en çoğu 20 rekattır teravih namazımız. Ama Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerine nakledilen hadis-i şeriflerde 8 rekat çoğunluktadır. 8 rekat kıldırmamızın bir sebebi hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin namaz kıldıranlara öğüt verirken sureleri, namaz surelerini kısa tut. Arkandaki yaşlıları, ihtiyarları, yolcuları, emzikli kadınları, hamile kadınları düşün der. İmam olacak olana. Hadis-i şeriftir bu. O yüzden ben de o noktadan hareket ederekten burada 8 rekat kıldırmayı uygun gördüm. Dedim hem yukarıda çocuklar olan bayan kardeşler var, bütün kardeşler eşleriyle çocuklarıyla beraber geliyorlar. Onları da görüp gözetmek, hava sıcak dışarıda rahatsız olanlar vardır, benim gibi yaşlı ihtiyar olanlar vardır. Onların da bu noktada ibadet ederken ibadet onları zorlamasın diye 8 rekat olarak kendime öyle niyet ettim. O yüzden inşallah 20 rekat kılacak olanlar evlerinde bunu devam ettirebilirler, kılabilirler. Bu da ayrı bir sünnet olur. O yüzden inşallah burada 8 kılmamızın bir sebebi de bu. Bu sünnete uyma noktasında kendi kendime öyle bir iştihad ettim diyeyim. Allah beni affetsin inşallah. Yanıldıysam da Cenab-ı Hak inşallah düzeltirsin, yansıtırmasın inşallah. Takva insanların önünde çok ibadet etmek değil. Sufilik insanların önünde çok ibadet etmek değil. Sufilik yalnız kaldığında Allah'la sohbet etmektir. Sufilik yalnız kaldığında gözyaşı akıtmaktır. Sufilik yalnız kaldığında ibadetini çokça yapmak, arttırmaktır. Sufilik eşinin ve çocuklarının dahi görmeden ibadet etmektir. Onlar seni yattırmayacaklar, yatacaksın. Hatta belki de uyuyacaksın bir müddet. Bir müddet sonra kalkıp ibadet etmektir sufilik. Sufilik herkes görsün diye herkesin içerisinde çokça ibadet etmek değildir. Bizim sufilik anlayışımız nafilelerimizi gizlemektir. Gizlemek derken hiç yapmamak demek değil ha. Kimisi gizliyor terennemesiyle hiç yapmıyor. Öyle değil. Allah bizi affetsin. O yüzden teravih 20 kılmak isteyenler evlerinde inşallah 12 daha kılsınlar. Bu noktada bir sıkıntı yok. İnşallah evlerinde 100 kılsınlar. 150 kılsınlar nafile ibadet olarak. Bunda bir sıkıntı yok. Sen sabaha kadar namaz kıl. Bunda bir sıkıntı yok. Nafiledir. Kılarsın. Bunda bir sıkıntı yok. O yüzden bunu böyle sıkıntı haline getirmenin de bir anlamı yok. Cemaat içerisinde mümkün olduğunca kısa, mümkün olduğunca cemaati de düşünerekten cemaati kolaylaştırıcı bir şekilde din yaşanacak inşallah. Sayın